Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine çok güzel bir model çalışmasıyla birlikteyiz. İpim ihraç fazlası Angora arkadaşlar, şu basket yazan ip arkadaşlar. Bunun metrajı yok ve ihraç fazlası ip bu arkadaşlar. Şimdi bu iple size çok güzel bir model çalışmasıyla birlikteyiz. Modelimiz hem kolay hem de güzel. Bu model çalışmasını istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, yelek, hırka, bluzlarınızda kullanabilirsiniz. İster yazlık, ister kışlık e, örebileceğiniz en güzel bir model. Şimdi bu model çalışması için hemen zincir çekerek başlayalım. Tığım e, Tulip e, iki buçuk yazan 4 e, ve silikon saplı sarı uçlu tığ kullanıyorum. Zincirlerimizi gevşek çekiyoruz. Her video videolarımda söylüyorum en alt zincirlerine gevşek çekerek başlarsanız örgülerinizde gerginlik yapmaz güzel bir şekilde örgüleriniz olur şimdi zincirimizi şöyle bir miktar çekelim ve modelimize hemen başlayalım model güzel kolay ve dediğim gibi her yerde de kullanabilirsiniz şöyle bir miktar çekelim ve başlayalım Şimdi tığıma doladım arkadaşlar. 3 tane atlayıp dördüncüye bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 de çıkarıyoruz. Doluyoruz. Yanındakine batıyorum. 1, 2, 3. Yine doladım. Yine yanındaki zincirime battım. 1, 2, 3. Şöyle 4 tane zincirle beraber kenar ilmeğimiz olsun. Daha sonra hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 3 tane atladım ve buraya trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi araya 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 doluyorum. Aynı zincire bir daha batıyorum. Ve yine üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi arada bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Şimdi üç zincir çektik, üç atladık. Dördüncüye bir trabzan, üç zincir, bir trabzan yaptık. Sonra dört tane zincir çektim. Aşağıdan da beş tane atlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıya batalım. Ve bir trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı zincire aynı yere bir daha üçlü trabzanımızı yapalım. Şimdi arada 4 tane zincirim var. 3 4 doladım ve alttan da yine 5 tane elinizin sıkılığına göre 5 veya 6 atlayabilirsiniz. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Aynı yere bir daha battım. 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir çektim. Alttan da 5 tane atlıyoruz. 6.'ya batıyoruz. 1 2 3 Gergin olmasın diye alttan 6 da atlayabilirsiniz. Hatta şimdi 6 atlayalım. Daha iyi şey olsun. 6 tane atlayalım. 1 2 3 4 5 6 yedinciye batalım Ay, Batamadım 1 2 3 3 tane zincir çektim aynı yere bir daha batıyorum Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çektim 6 tane atlayıp Yedinciye batıyorum 3 tane zincir çektim aynı yere bir daha batıyorum 1 2 3 sonuna 3 tane zincir çekip kenar ilmeği için 3 atlayıp dördüncüye batarak kenar ilmeğimizi yapalım buraya ön e, yelek veya hırka yapmak isteyenler için ön bant için 6-7 e, e, tane e, trabzan yapabilirsiniz bunun en altını trabzanla başlayabilirsiniz Trabzanda başladığınız zamanda aynı yine atlayarak 5 veya 6 atlayarak modelimizi kurabilirsiniz. 6 tane kenarına trabzanımızı yapalım. Şu şekilde. Zaten 3 zincir çekip 3 atlayıp batıyoruz. 3 tane 3'lü trab üç, trabzan 3 zincir yine trabzan 4 tane zincir alttan 6 atlayın veya 5 atlayın yine aynı şekilde bir trabzan 3 zincir ve bir trabzan şeklinde modelimizi kuruyoruz hemen ikinci sıra için 3 tane zincir çekip dönüyorum birinciye atlayıp ikinciye batarak trabzanımızı yapalım 1 3 4 zinciri de sayıyoruz bu trabzanlarda 5 <laughs> ve 6 6 tane yaptık şimdi 1 2 3 tane zincir çektim şu boşluğa batıyorum şu şekilde bir sık iğne ile buraya bağlıyorum şimdi burada hiç zincir çekmeden doluyorum şimdi buradaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz ve trabzan yapıyorum 1 bu üçlü trabzan yapıyoruz 2 1 2 3 3 de çıkararak üçlü trabzan yapıyorum araya iki tane zincir çekiyorum doluyorum yine aynı boşluğa batarak 3 tane trabzan 1 2 3 şimdi hiç zincir çekmeden şu 4 zincir çektiğimiz yere batıyorum sık iğne ile bunu buraya bağlıyorum. Yine zincir çekmiyorum. Şu yandaki o üçlü üç zincir çektiğimiz boşluğa batarak üç tane trabzan iki üç arada iki tane zincir aynı yere bir daha üçlü trabzan bir iki üç yine zincir çekmeden şu boşluğa bataran bir sık iğne Yine doladım. Yine 1 2 3 3 trabzan, 2 zincir. Yine aynı boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Ve 4 zincirlik boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Yine zincir çekmeden devam ediyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar iki sıradan oluşuyor ee, kolay bir model arada iki zincir çektim 1 2 3 hemen buraya sık iğne ile bağlayıp devam ediyorum 1 2 13 iki tane zincir çekip devam ediyorum 1 2 3 şimdi burada zincir çekmeden şuraya batıyorum 3 zincirlik yere battım şimdi buraya yine 3 zincir çekip trabzanımızı yapıyoruz kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 4 tane kenarına trabzanımızı yaptık Şimdi 3 zincir çekip dönüyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? 6 tane yaptıktan sonra kenara 3 zincir çekip sık iğne ile bağladım. Zincir çekmeden 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan. Sonra sık iğne ile yine boşluğa bağladım. Yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan diye bu sıramızda bu şekilde dönüyorum. Hemen birinciye atlayıp ikinciye batıyorum. Zincirle beraber 4 trabzanımız var. 3 4. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Şu 2 zincirlik olan bölüme batarak bir trabzan, 3 tane zincir, aynı yere batarak bir trabzan daha. Arada 4 tane zincir doluyorum. Yine buraya atlıyorum. 3 üç trabzan, 3'lü trabzan, 3 zincir ve yine bir tane trabzan yapıyorum arada 4 tane zincir 2 3 4 devam ediyorum bir tırabzan 3 zincir ve bir tırabzan 1 2 3 4 zincir çekip devam ediyorum bir tırabzan 3 zincir ve bir tırabzan 4 tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum 2 3 2 3 tane zincir bir trabzan kenarına geldiğimizde yine 3 tane zincir çekip kenar ilmeğimizi yapıyoruz bunu e, kenarını e, bu bandını e, 6 7 8 yapabilirsiniz istediğiniz kadar bu bandını yapabilirsiniz 5 zincire batalım sonuncuyu da 6 şimdi 3 tane zincir çekip dönüyorum Birinciye atlayıp ikinciye batarak devam ediyorum. 3 4 5 Kenarına 6 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve şu boşluğa batarak sık iğne ile bağlıyorum. Yine doluyorum. Şuraya 3 trabzan 2 zincir yapıyoruz 2 3 trabzan 2 tane zincir aynı yere bir daha batıyorum yine 3 trabzan 1 2 yani bu ikinci sıranın tekrarı oluyor hiç zincir çekmeden boşluğa batıp bir sık iğne doladım yine 3 trabzan 1 2 <laughs> 3 arada iki tane zincir doluyup aynı yere bir daha batıyoruz 1 2 3 şimdi boşluğa batıp bir sık iğne Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir daha videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Oynatma listesi kanalımın en üstünde ana sayfada sağ tarafta oynatma listesi yazıyor. Oraya basarsanız orada bütün yaptığım hırka, yelek, bluz çalışmalarımın hepsi orada birinci bölümden sonuncu bölüme kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalım izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram adresim Organik Dantel Örgü Hocam YouTube sayfamına da oraya atarsanız resimlerini ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlara da bir faydam olsun. Bakın bu şekilde şimdi buraya da sık iğne ile bağladım. Yine 3 zincir çektim ve 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 zincirle geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Modelimiz kolay, basit ve gösterişli bir model. Ee, bakın şu şekilde ve ee, gayet güzel bir model arkadaşlar. Ee, modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. E ee, İlk sırada modelimizin kuruluyoruz. Ondan sonra da zaten diğer sırayı da ona göre ilerliyoruz. Bu alt zincirlerini daha ben 5 atladım ama 6 atlarsanız daha rahat olur. 6 veya 7 atlarsanız daha rahat olur. Bunun altına trabzan da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde, bakın şu şekilde yapılmışı da var. Şöyle bakın göstereyim. Bunu 2, 4, 6, 7 tane 7 veya 8 tane bu şekilde yandan da böyle örerek başlayabilirsiniz. Veya aynı şekilde şöyle trabzan 2, 3 sırada giderek de başlayabilirsiniz. Her iki şekilde de gayet güzel bir model. Bakın şöyle bu ütülenmiş hali. Bu da angora ile yapılmış bir çalışma. Aynı şekilde bu da şu anda şey yaptığımız zincirle başladım. Vakit kaybetmemek için sizlere anlatmak için ama istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.